İki vektör arasındaki uzaklığı bulma. Bu videomuzda iki vektör arasındaki uzaklık nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle iki vektör arasındaki uzaklık derken neyi kastediyoruz? Bunu bir çizim üzerinden inceleyelim. Bir U vektörü ele alalım. Bu şekilde olsun. Bir de V vektörü alalım. Başlangıç noktaları orijine getirildiğini varsayalım. Bu da V vektörü olsun. Bu iki vektör arasındaki uzaklık dediğimizde kastedilen uzaklık uç noktaları arasındaki şu mesafedir. Bunu bulmak için kullanacağımız yani buradaki uzaklık iki vektörü birbirinden çıkartıp elde ettiğimiz yeni vektörün uzunluğunu hesaplayacağız. Norm U eksi V vektörü. Yapacağımız şey oldukça basit. U vektöründen V vektörünü çıkartıp onun uzunluğunu hesapladığımızda bu aradaki mesafeyi bulmuş oluruz. Şimdi bunu bir örnek üzerinden inceleyelim ve videomuzu ardından noktalayacağız. Bu bölüm konu anlatımında unutulmuş bir kısımdı. Konu anlatımını tamamlamak için videosunu çekiyorum. U 1, 2, 3 koordinatlarına sahip bir vektör olsun ve V 2, eksi 3, 4 koordinatlarına sahip vektör olsun. Vektörleri arasındaki uzaklığı bulunuz. Yukarıda bahsettiğimiz formülü uygulayalım. U eksi V vektörünün uzunluğunu hesapladığımızda bu iki vektör arasındaki uzaklığı bulmuş olacağız. U'dan V'yi çıkartacak olursak 1'den 2'yi çıkarttık. Yazalım hadi bunları. 1 eksi 2, 2 eksi eksi 3, 3 eksi 4. Elde ettiğimiz bir vektör yazalım. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Eksi eksi artı oldu. 5. 3 eksi 4. Eksi 1. Şimdi bunun uzunluğunu bulacak olursak karekök içinde bütün koordinatlarının karelerini toplayacağız. Eksi 1'in karesi artı 5'in karesi artı eksi 1'in karesi. Ve buradan da sonucu 1, 25, 1, kök 27 olarak buluruz. O da 3 kök 3'e eşittir. Yani bu vektörle bu vektör arasındaki uzaklık 3 kök 3 birimdir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.